Gençler selamlar. Herkese iyi akşamlar efendim. Şu anda var ya, yani X-Max'in koltuğu çığır atladı. Çığır atladı. Efsane oldu. Yani Prof Moto'dan bir kılıf aldım. Koltuk kılıfı. Daha çok sadece kılıf olsun diye aldım aslında ama bu sefer de biraz da rahat olsun. Konfor seli alayım. Prof Moto diye bir firma. Yani markalı ürün yapıyor. Markasını ürünün üzerine basmış. Ayrıca kargonun içerisinde bir de anahtarlık göndermiş Prof Moto diye. Beni oldukça etkiledi. Ayrıca da şu an rahatlığıyla, yani dehşet durumda ya. Motor acayip efsane olmuş ya. Yani X-Max'in koltuğu zaten rahat. Biliniyor bu zaten rahat ama şu anda yani rahat ötesi rahat olmuş ya. Gerçekten müthiş olmuş. Muazzam derecede mutluyum şu anda bu kılıfı aldığım için. Bir miktar pahalı. Normal sadece kılıf olsun diye alınan kılıflar 70-80 lira. Bu da 200 küsür lira civarında. Bir miktar pahalı olduğu gerçek ama bu rahatlığa verilir. Hele hele abi bu koltukla yemin ediyorum aralıksız 300-350 kilometre rahat gidersin. Toton moton uyuşmaz yani. Gerçekten çok rahat. Prof Moto. Hepsi buradan aldım. Prof Moto marka. Kalite çok güzel. Evet, benim Totom rahat. Sizlerde durum nedir arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Dayımın keyfi yerinde bak. Dayımın keyfi yerinde. Dayım burada bekler abi. Akşam bu saatlerde burada olur. 1 lira 2 lira. Topladığına da 1 aya verir. Kafası güzel. Yaz, kış, yağmur, çamur fark etmiyor. Fark etmiyor. Keyfe bak. Atlamıyorsundur inşallah oradan. Bastı bacak şey. Bizim Rex olan gibi bastı bacak bu da. Bacak yok. Kafaya baksan. Kafa kocaman. Ama bacak boyu. Dörtten bacaklı diyoruz biz böylelere de. İşte halk arasında. Argo tabirle dörtten bacaklı. Görünüyor mu oradan? Bak. İyi atlamıyor. Motordan aşağı atlarsa tehlikeli olur. Bu alışmış atlamıyor. Orada duruyor öyle. O ne ya? Abi yaya geçidinden kaldırıma, kaldırımdan devam ki. Ne kadar ihlal varsa hepsini yaptı bir anda ya. Arkadaşlar hafta sonu Migros'a gittim. Uzun zamandır Migros'a gitmiyorum, Antalya Migros AVM'ye. Ya Migros AVM gerçekten tamamıyla yabancı alışveriş merkezi olmuş artık. Ben kendimi yabancı hissettim şahsen Türk olarak burada. Komple yabancılarla doluydu. Araplar ve Ruslarla doluydu. Yani bilmiyorum da Antalya'da da mesela Rusça konuşma oranının %10'lara ulaştığı falan söyleniyor. Bu aslında bir tehdit olarak algılanıyor. Özlük benlik açısından ama ya orasını bilmem tehdit midir değil midir ama gerçekten çok enteresan değil mi ya? Yani neredeyse Türk yok. Hoş Türk olsa ne yapacak? Türk'ün alım gücü yok. Ne yapacak? Gidecek AVM'den alışveriş mi yapacak? Bizim insanlarımız artık bit pazarlarında maalesef. İkinci el eşya alışverişi peşinde koşuyorlar bit pazarlarında. Ne yapsınlar? Sıfırını almaya kimsenin gücü yetmiyor. Onlar gidiyorlar. Dolar para ediyor, euro para ediyor ya. Çatır çatır harcıyorlar vallahi. Etiketleri gördüm, dudaklarım uçukladı vallahi billahi. Kulaklarım yerinden oynadı.
Neyse, velhasıl kelam, Migros'a girilecek gibi değil artık. Migros tamamıyla bir yabancı alışveriş merkezi olmuş. Diğerlerini alemde bilmiyorum. Ben uzun süredir alışveriş merkezlerine pek girip çıkmıyorum. Sevmiyorum da açıkçası. Dün bir mecburi girdim. Ama gördüklerime şaşırdım doğrusu. Bu kadar yabancı abi. Bir Antalya'da yüzde olarak bu kadar yabancının yaşaması, yani bence sorun. Çok fazlalar. Ya iyi mi kötü mü bilemiyorum ama etkileşim anlamında pek de olumlu bir etkileşim olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani onların rahatlığı, bizimse bu kadar zor şartlarda yaşıyor olmamız, memleketin sefasını onlar sürerken cefasını bizim çekiyor olmamız gerçekten düşündürücü. Yıldan devam. Burada jandarmanın ne işi var ya şehrin göbeğinde? Neye geldin jandarmacı kardeş? Muratpaşa köylerinde mıntıka asayişi mi yapaysın? Ne yapaysın? Trafik galaba. Trafik galaba olunca gözleri daha da açıp merceklere 170 derece, algıları 460 derece falan açmak lazım. Her yerden her an bir şey çıkabilir. Ayna kontrolü ve dikkat. Açalım arkadaşlar arayı. Açalım arkadaşlar arayı. Neyse, çok fazla aralara girmek de iyi değil. İleride katılım noktası var da kavşak katılım karışık yani. Ondan dolayı, yoksa aslında bu kadar şey değil, akıcı trafik. Dön bakalım Mersucum, dön. Böyle kör nokta uyarı sistemleri olan araçların aynalarında böyle şılap 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 üçgen yanıyor ya. Onu görünce çok mutlu oluyorum. Dayı beni görmese de araba beni gördü diyorum ya. Oo, bak reflektör ne kadar çok işe yarıyor. Öndeki motorcuda reflektör var. Ne kadar belirgin. Ben buradayım diye bas bas bağırıyor.
sağdan kaptırırken soldaki araçların aniden sağa girebileceğini ihmal etmeyin. Hep düşünün abi. Ne olur ne olmaz. İnsanoğludur, seni göremeyebilir. Sen yürü dayı, ben geçemem oradan. Sen de geç. Ben de geçerim de. Geçivirsem mi? Ayna ayna. Geçerdim ama ayna tam hiza. Ayna aynaya hizalanacak. O yüzden. Evet ya, sen hakikaten petrole gir ya. Geldik, en öndeyiz. Bizim yerimiz en ön ya. Öyle aralarda kalmak. Bu tenekelerde seyahat edenler kalsın o aralarda. Bizimki demir at oğlum, demir at. Evet, bir akşam sürüşünün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızı izliyorsanız, beğeniyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Özellikle yorumdan fakir bir kanalımız var. O yüzden sizlerden yorumlar bekliyorum. Videolar, içerikler vesaire vesaire, eleştiriler, hepsiyle alakalı yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.